Tavşanlı Kaymakamı Numan Hatipoğlu, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanmasında teknolojik destek sağlanması için mobil elektronik sistem entegrasyonu MOBESE'nin kurulması amacıyla çalışma yürütüldüğünü bildirdi. Tavşanlı Kaymakamı Numan Hatipoğlu, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanmasında teknolojik destek sağlanması için MOBESE kurulması amacıyla çalışma yürütüldüğünü bildirdi. Hatipoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Güler, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Üsteğmen Ömer Turan ve İlçe Emniyet Müdürü İlyas Murat Erdal'ın katılımıyla kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda son bir haftada meydana gelen cinayet ve gasp gibi olaylarda Tavşanlı'nın güvenliksiz bir ilçeymiş gibi görüntü oluşturma zeminini ortaya çıktığını ancak bunun kesinlikle doğru olmadığını söyledi. Tavşanlı Kütahya Karayolu kenarında cesedi bulunan Çağlar Başköy'ün katil zanlısının ya da zanlılarına en kısa sürede ulaşacaklarına inandıklarını belirten Hatipoğlu, güvenlik kamerasının bu tür olayların çözümünde büyük öneme sahip olduğunu anlattı. Hatipoğlu, akaryakıt istasyonundaki iki gasp olayında da güvenlik kameralarının çalışmadığını ifade ederek şöyle konuştu. Çevrelerinde gördükleri şüpheli durum ve kişileri 155 ya da 156'yı arayarak polis veya jandarmaya bildirsinler. Bu büyük bir önem taşıyor. MOBESE hususunda da gerek güvenlik güçleri gerekse belediye olarak gerekli çalışmaları yapıyoruz. Kaymakamın ve belediye başkanının cami yapımında olduğu gibi vatandaşlardan para toplamaya çıkmasını çok doğru görmüyorum. Bu konuda belediyemiz önemli bir karar aldı ve 200 bin lira gibi bir meblağ ayrıldı. Bu ödeneği kullanarak bir çalışma yapacağız. Tabii bu yeterli bir kaynak değil. Başka kaynaklara ihtiyacımız var dedi. Güler ise MOBESE ile ilgili altyapı çalışmalarının tamamlandığını dile getirerek plaka tanıma sistemi için gereken 475 bin liranın karşılanması için çabalarının sürdürüldüğünü kaydetti.